Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci meşrutiyet döneminde adını duyurmuş olan sanatçı hayatının ve sanatının ikinci devresini milli mücadele döneminde idrak etmiştir. Nitekim Mor Salkımlı Ev adlı hatıraları Suriye'den dönüşüyle kesilir. Onun mütareke günlerinde İzmir'in işgali sonrasını ve Anadolu'daki günlerini İzmir'e girene kadar anlattığı eseri Türk'ün Ateşle İmtihanı adını taşır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı kürsüsünü kurmakla görevlendirilir. Milletvekilliği de yapmıştır. Bazı eserlerini İngilizce olarak yazmış, daha sonra Türkçe'ye çevirmiştir. Burada bahsi geçen sanatçımız Halide Edip adı var daha önceki sorularda söylediğim gibi sadece burada mor salkımlı ev, Türkiye'nin ateşli imtihanı bunları biliyorsanız soruyu çok net çözebilirsiniz. Kısa bir sürede doğru yanıta ulaşabilirsiniz. Ama onun dışında diğer bilgileri de mutlaka aklınızda tutmaya çalışın. Mesela şu son cümleye bakın çok değerli bir cümle bu sanatçıyı tanımak açısından. Bazı eserlerini İngilizce almış sonra Türkçe'ye çevirmiştir diyor. Mesela buna en güzel örneklerden bir tanesi sinekli bakkal sinekli bakkalı the clone and his daughter diye çevir yazmış. Daha sonra soytarının kızı adını düşünmüş. Hani orada Rabia'nın babası Tevfik'ti. Tevfik de orta oyununda çalıştığı için zenne kılığına girdiği için soytarı olarak adlandırılıyordu roman kahramanlarınca. Soytarının kızı olarak düşünmüş daha sonra sinekli bakkal ismine çevirmiştir. Mesela bu bilgi bize bunu hatırlatıyor. Yani sadece eser yazar olarak ezberlemeye çalışmayın. O döneme dair diğer bilgileri de mutlaka aklınızda tutmaya çalışın. İkinci sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? Ahlak ile mali sıkıntılar arasında dengelerini korumaya çabasındaki memurların çileleri yazarın diğer romanlarında da ele alınmıştır. Nokta nokta bunların başında gelir. Eserde batınlaşmanın yanlış anlaşılmasının ve ayrıntılar dikkate alınmadan genel ahlak kurallarına göre verilen kesin kararların ailede meydana getirdiği çöküşü anlatan sanatçı, Ali şahsında mutlak doğruların iflasını haber verir. Reşat Nuri'nin eserinin iyi anlaşılmadığı, Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki bazı eleştirilerle görülmekte ve bugün çok haksız sayılabilecek hükümler verilmektedir. Ali Rıza Bey'in ahlaksız bir adamın yanında çalışamayacağını bildirerek istifasını vermesi, oğlunun evinin bakımını üzerine alma vaadi, eşi Hayriye Hanım'ı hiç memnun etmez. O, büyüyen çocuklarının artan masrafları ve istekleri karşılanmayınca yoldan çıkabileceklerini düşünür ve davranışını tasvip etmesini bekleyen eşinin üstelemesi üzerine kehanete andıran acı sözler söyler. Aslında burada altını çizdiğim bölümlerde yazarının altını çizdim Reşat Nuri. Eserdeki önemli bir şahsiyet olan Ali Rıza ve Hayriye Hanım'ın altını çizdim. Bu bize yaprak dökümüne işaret ediyor. Belki de yaprak dökümünün özetini izlediğiniz e, dizilerden de çok rahat yakalayabilirdiniz. Ama burada dikkatinizi çekmesi gereken nokta diziden ziyade kitapla ilgili bir yorumun yapıldığı soru olması. O yüzden buna da e, dikkat ederek daha fazla bilgileri hafızanıza alabilirsiniz. Üçüncü sorumuz bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki eserlerden hangisi getirilmelidir? Halide Edip 1926-35 yılları arasında daha ziyade hatıralarını ve konferanslarını hazırlamakla meşguldür. Bu konferanslar sayesinde yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş, Türk milli mücadelesini anlatmıştır. Yazar sonradan bunları kitap olarak da yayınlamıştır. Ancak 1935 yılında yazarlarımız maziye öfke duymadan bakabilmeye ve mazinin güzelliklerini hatırlamaya başlamışlardır. Halide Edip de bu çerçevede Nokta Nokta adlı romanını yazmıştır roman hayata daha geniş bir bakış açısından bakarak mazinin değerlerini yeniden keşfetme ve yaşanan hayatta onların yerine arama çabası olarak yorumlanabilir. Bu tarihlerde biraz da Yahya Kemal'in tesiriyle yakın maziye karşı biraz hasret müsamaha ile bakıldığına da şahitlik etmekteyiz. Mekandan hareketle İstanbul'da geniş bir alanı romanın kahramanı Rabia vasıtasıyla dolaşır. Şimdi burada Halide Edip'in bahsi geçen romanı Sinekli Bakkal adlı romandır. Buradaki onu tanımamıza bence en önemli etken roman kahramanını Rabia olarak vermesidir. Onun dışında kim vardı burada? Ee, babası vardı kız Tevfik. Daha sonra evleneceği adam Peregrini vardı. Ee, Doğu Batı sentezinin de yapıldığı bir roman olarak konuşabiliriz onun üzerinde. Dördüncü soruya geldik. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmesi gereken sanatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cumhuriyet'in ilanının hemen öncesinde ve sonrasında yazdığı romanlarla üne kavuşan Cumhuriyet kuşağının öncü yazarlarından sayılan nokta nokta sonrasında da eser vermeye devam ederek kan davası, kavak yerleri, son sığınak gibi aşk romanlarını yayımlar. Şimdi burada verilen eserler kime ait? Reşat Nuri'ye ait. Yine Cumhuriyet edebiyatının öncü isimlerinden olan nokta nokta Sonuncu Kadeh'in yanında Atı Efendi ve ailesinin maddi zorluklarını ve içine düştükleri durumu anlatan Bugünün Saraylısı adlı romanıyla bu dönemde de romancılığını sürdürür. Peki burada Sonuncu Kadeh ve Bugünün Saraylısı adlı eserlerin yazarı kimdir? Refik Halit. Nokta nokta bu dönemde Çaresiz, Hayat Parçaları, Kızıl Hançerler gibi aşk romanlarıyla dikkati çeker. Burada da Halide Edip'ten bahsedilmiş. O halde Reşat Nuri, Refik Halit, Halide Edip hangi şıkta karşımıza çıkıyor? A seçeneğinde. Beşinci sorumuz. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Edebiyatımızda köy daha önceleri birkaç örnek varsa da asıl Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseriyle başlamıştır. Evet ilk köy romanı deriz hatta Nabizade Nazım'ın bu eseri için doğru. Naturalist akımın bizdeki öncülerinden biri olan bu eserde köylü içinde yaşadığı tabiatın nice yaratığından farksızdır. Doğru. Turfanda mı yoksa Turfa mı adlı eserinde Mizancı Murat, İslam Birliği savunucusu kahramanı Mansur'u tarımda ve dokumacılıkta bir reform gibi yorumlanabilecek bir davranışla ülküdaşlarıyla birlikte bir köye gönderir. Bu eserde kalkınmanın kaynağı olarak köyü görmektedir. Doğru. İstanbul'u şair Yusuf Ziya Ortaç'ın kendisini Maraşlı Şeyhoğlu adlı Anadoluş halk şairi ile duygudaş bulduğu han duvarlarının etkisi uzun zaman masa başı yazılmış şiirler diye hor görülen bir geleneğe dayanır. Şimdi burada çok önemli edebiyatımıza çok önemli bir eser verilmiş han duvarları ama yazarı yani o, kişi, o eserin şairi Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Dolayısıyla Burada bir bilgi yanlışı yapılmış. Aydın ile halkın birleşmesi meselesini birçok sanatçı birçok eserinde dile getirmiştir. Halide Edip adı var Yeni Turan'da, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban'da. Ee, şimdi bu soruda evet E seçeneği de doğru. Bu soruda D'yi düzelttik doğru bulduk. Ama diğer seçeneklerde ben bunu ilk defa duydum diyeceğiniz bir şey varsa yine ufak bir not defterine kaydetmenizi ara ara okumanızı tavsiye ediyorum. İkinci sorumuz bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışı ortadan kalkmış olur. Sabahattin Ali'nin eserlerinde kadın çokça yer tutar. Toplum şartlarına yenik düşen bu kadınlara karşı da yazarın büyük bir acıma duyduğu hissedilir. Yazar kahramanlarının akıbetiyle kendi isyanını birleştirir. Kuyucaklı Yusuf, Anadolu kasabasında asrın başında geçen bir aşk hikayesidir. Evet, Sabahattin Ali'ye ait Kuyucaklı Yusuf doğru ve konuşta doğru verilmiş. Bir bakıma Faruk Nafiz Çamlıbel'in canavar oyununun ana fikrini taşıyan eserde devlet otoritesinin kalmadığı ve kasabalardaki güçlü aileler ile birleşen devlet güçlerinin temiz insanları nasıl canavarlaştırdığı temasını işler. Doğru. Kasabalardaki bu durumdan Halide Edip'in Vurun Kahpe'ye ve Yakup Kadri'nin Yeşil Gece ve Reşat Nuri'nin Panorama adlı romanlarında da söz edildiği hatırlanmalıdır. Şimdi e, vurun kahveye de haldeydi e ait doğru. Yalnız yeşil gece ve panorama yer değiştirmeli. Yakup Kadri panoramayı yazmıştır. Reşat Nuri de yeşil geceyi yazmıştır. Dolayısıyla 4 ve 5'in bulunduğu şıkkı arıyoruz. A seçeneği yanıtımız. İkinci sorumuz. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Gelenek ile modern hayatın çatışmasını Eski hastalık isimli eserinde gösterir sanatçı. Aşk bir eski hastalık ise de her türlü enginin üstüne de çıkarak gönülleri cezbeder. Eski, belki de ezeli bir hastalık. Eser kahramanlarının adlarının Yusuf ve Züleyha olması da eseri eski aşklara, geleneğe bağlar. Sanatçı bu eserinde Anadolu gencinin mertliğinin ancak zamanla anlaşılacağını da belirtmiştir. Tanımadan, denemeden Yusuf'u anlamayan ve sevmeyen Züleyha, onu anlayabilecek kadar tanıdığı zaman bu mertliğin sert yanıyla da karşılaşır. O zaman e, burada özeti verilen eski hastalık adlı romanın kime ait olduğunu Reşat Nuri Güntekin olarak işaretleyebiliriz. 8. soruya geldik. Bu parçada hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Dönem 2. Abdülhamit devridir. Her şahıs bütün devre ve şehre yayılarak işlenmiştir. Bu eser Rabia eğer Halide Edip'in sözcüsü olarak alınırsa, Muhafazakar bir düşüncenin ürünü olarak da yorumlanabilir. Halide Edip iyi bildiği halk seyirlik sanatlarından, özellikle Karagöz ve orta oyunu tiplerinden bu romanı yazarken yararlanmıştır. Böylece o geleneksel sanatlarımızdan modern eserlerden nasıl faydalanılması gerektiğini de bizzat uygulayarak göstermiştir. Bu eserden itibaren artık Halide Edip değişen Türkiye'deki farklı semtleri, mekanları ve insanları işler. Rabia ve Peregrini üzerinden Doğu ve Batı meselesine yaklaşır. Eser 1942'de CHP Roman Yarışması'nda birinciliği kazanmıştır. Burada bahsi geçen eserimiz Sinekli Bakkal. Halide Ediba ait çok bilindik eserlerden bir tanesidir. Rabia ve Peregrini karakterleri verilmiş. Onun dışında Rabia'nın babasının yaptığı işten yola çıkarak eski geleneksel halk tiyatrosunun özelliklerinden bahsedilmiş... Dolayısıyla burada Halide Edip'in Sinekli Bakkal romanını işaretliyoruz.